O yüzden sormayın artık lütfen. Evet, ha diğer soru neydi? Ha benim uçak ben çok uçağa bindiğim için uçağın yarın biniyorum bu arada uçağa. Yani bugün saat 1 olduğunu evet bugün uçağa biniyorum. Ben uçaktan düşmekten uçağın düşmesinden korkmuyorum abi. Yani uçak düşerse düşer abi that's it ne yapabilirim ki? Ya benim elimde olmayan ölüm çeşitlerinden korkmuyorum açıkçası. Genel olarak. Yani benim elimde değilse ne yapayım oğlum yani uçak düşüyorsa düşüyor abi 200-300 kişi beraber öleceğiz yani artık GG. Ne bileyim kafama yıldırım düşmesinden korkmam. Öyle hayat yaşanmaz çünkü abi kafama yıldırım mı düşecek acaba? Deprem mi olacak acaba? Gerçi depremi ben yaşamadım. Hiç sert deprem yaşamadım. Tabii ki deprem yaşadım. Türkiye'nin her yeri deprem kuşağı ama İstanbul depreminde orada değildim mesela. Belki orada olsam farklı hissederdim. Yok abi yani ben uçak hatta inanılmaz sallanır ve ben hiç korkmam. Öyle bir alışkanlığım var. Bağışıklık mı kazandım ne oldu bilmiyorum. Ya o maymun save'imiz buglandı Penny'ye. Oynayamıyoruz o yüzden. Hayır abi yarın bir nükleer savaş çıksa mesela 3 saat içinde bütün insanlık kökü kazanacak amına koyayım. Ne yapayım abi onu da mı düşüneyim? Onu da mı düşüneyim abi? Nasıl düşünebilirim ki? Bütün odayı alüminyumla kaplatsam mesela safe. Ama şeye çok özeniyorum bak. Hakikaten şeye çok özeniyorum. Amerika'da yaşasam. Böyle Amerika büyük bir kıta ya. Banliyösü çok. Böyle müstakil evi çok. Çok yani böyle. Hani hakikaten buradaki bir apartman dairesi fiyatına orada müstakil evini falan çakabiliyorsun. Müstakil bir evin olacak abi. Bahçesine böyle altına full bir bunker yapacaksın. Ama ne bunker? Ama ne bunker? Parayı ona gömeceksin. Ne yapacaksın ki zaten? Amına koyayım sarılıp gideceğim mi? Bir bunker yapacaksın böyle. Filtreli, su filtresi olacak. Bilmem nesi olacak böyle. Kanka bir şey oldu an gir bunker'a. Tak bütün dünyalığın, insanlığın anası sikilsin. Sen bunker'da böyle. Aç abi spamleri ye. Aç spamı ye. Aç spamı ye. Üf. Ondan sonra 20 yıl sonra çıkıyorsun hop Fallout. Selamünaleyküm abi biz bunker'dan çıktık. Yok mu? Abi bak çok iyi bunkerlar var bu arada. Efsane ötesi bunkerlar var. Bak mesela. Bak most luxurious underground bunkers diye arasam. Bak, al. A nuclear war. The eruption of a super volcano. The rat infested. Might they simply precious 160 kilometers away. Nevertheless, the bunkers are additionally protected from external impacts by a thick layer of earth and from flooding by a powerful drainage system. This oh. huge complex covers an area of approximately 46 square kilometers. Energy is provided by solar and wind generators oh. with special systems engineered to clean the air. And create a comfortable climate for Bu residents. Işte While the elements may be raging elsewhere on the earth, the villagers here will be able to safely go to the store for some light shopping, perhaps dine in a restaurant. This exceptional strong cinema, a of 185 square meters, and costs from between 1.5 to 3 million dollars. Oh. This huge complex is one of the strongest underground structures in the world. The entrance doors of the shelter weigh 14 and a half tons with the thickness of the hardened concrete walls and giriş kapısı 15 ton. Impenetrable 9 meters. This package will allow the bunker to withstand even a direct hit by an atomic bomb and its dome can withstand beyond Bak diyor ki direkt bir atom bombası tarafından vurulsa bile sikinde olmayacak abi. And hurricane force winds with gusts of up to 800 kilometers an hour. This domicile will please its prudent residents with food supplies that will last for several years. And for those who might grow bored sitting for too long, staring at the four walls of their luxurious apartment,
The facility also boasts an ultra-modern swimming pool, a cinema hall, and a full-service gym. But even all of these lavish amenities cannot compare to the comforts on offer at the shelter known as the Oppidum, located in the Czech Republic. This Oppidum güzelmiş. Czech Cumhuriyeti'nde bize yakın. Habitat is a true opulent palace, which only the owner of an extraordinarily thick wallet can even begin to think of buying. The bunker owner, an American entrepreneur by the name of Jacob Zamrazil, plans to sell it for a quite pricey 250 million euros. 250 million this euro. This asylum is designed to accommodate 50 people. 50 kişilik. But only one client will be able to purchase this gargantuan residence, according to Mr. Zamrazil's conditions for sale. For this price, Mr. Zamrazil promises to stuff the castle with ultra-modern facilities and equipment. In the non-residential premises of this palatial, post-apocalyptic survival estate, even units for the production of food products in hydroponic gardens will be installed. Hydroponic garden var oğlum, üretim de var yani. Ölmüyorsun. And quarantine facilities will be set up in the case of a world-spanning epidemic. But quarantine the entrepreneur, Mr. Zamrazil, considers the main selling feature of this doomsday getaway to be an innovative automatic palace control system. It will be programmed for 7 different modes of operation, from a state of complete rest to a maximum load for crisis situations. And yet, even this palatial estate is done one better. Another Vivos company project, this one called the Vivos Europa 1, a bunker bomb shelter located in East Germany. It is the most expensive and luxurious underground housing in the world. American Robert Vicino is already completing the construction of this palace extraordinaire in the dünyanın en iyisiymiş bu. Shell of an old 5 square kilometer Soviet bunker. It consists of a number of eski bir Sovyet bunkerının içine yapmışlar. Interconnected autonomous complexes. Mr. Vicino laid out 200 million euros for this subterranean complex, and after all of the updates, he plans to sell it for more than a billion. 200 milyon yatırım, 1 milyara satarım diyor. According to specialists, the complex can endure an atomic war, the eruption of a supervolcano, the fall of an asteroid, and even, yes, a zombie apocalypse. If such misfortune does take place on our planet, in these underground mansions, one will not have to while away the time suffering in cramped quarters, enduring endless boredom. Buyers will be provided with the comforts and services normally found only in 5-star hotels. Residents will be able to relax in ultra-luxurious rooms, go to one of the many cinemas, or even arrange to have a real end-of-the-world party in the huge main ballroom. Dünyanın sonu partisi verebiliyorsun. Abi inanılmaz bir şey ya. Sikiş odası mı? Sinemalar var oğlum. Lar, çoğul. Sinemalar kardeşim. Sen yarak, sen ne diyorsun oğlum? Çılgınlık. Bu bir delilik. İstemiyor muyuz böyle bir şey abi? Biz de yaptıralım. Oo Chimpy bebeğim. Chimpy sen ilk 25'te değil misin? Niye badge'in yok senin? 42 ay bence ilk 25 eder ya. Allah Allah. Kardeşim sabız time out diyoruz. Amına kodum Mobutu kınıyorum seni. Abi nasıl sallar yemez ya Teo. Allah Allah. Kuru fasulye 8. ayında hoş gelmiş canım. Eyvallah. Gökhan 96 20. ayında Kasiyocu Gökhan'dan selamlar. Askerdeydi TSK istihbarat selamlar. Evliliğin hayırlı olsun. Gökhan hoş geldin ya. O Kasiyo'yu çözemedik. Şimdi iki tane saatim var. Birini kayınpeder hediye etti. Birini annemler taktı. Herkes saat takıyor. Ben de saat takmayı sevmiyorum. Niye böyle olduk ya? Triki sende yok mu? Sen 48 aysın. Sende ilk 25 yoksa onda yoktur tabii ya. Onu iyi dedin. Bunu iyi dedin. Ahmet iyi yayınlar arkadaşlar. Kendi bütçeme uygun bir araba aldım. Şu an biliyorum, biniyorum. Bir de senin yorumunu bekliyorum. Abi, sen mutluysan o iş bitmiştir kardeşim. Bakın ben şunu hiç sevmiyorum. Türkiye'de çevre faktörü çok boktan bir faktör. Bak araba alırsın herkes kötü yorum yapar.
Dövme yap,